Türkler yıllar önce esir edilmişti. Türkleri artık Çin devleti yönetiyordu. Bu durum Türkleri hem mutsuz ediyor hem de sıkıyordu. Bir çare bulup eski mutluluk ve zenginliklerine kavuşmak istiyorlardı. Günler günleri kovalıyor, esir hayatından kurtulmak için bir çare arıyorlardı. Kendilerini yönetecek bir kağana veya bilgeye ihtiyaçları vardı. Geceleri gizli gizli toplanıp, kimi kağan seçebiliriz diye düşünürken, Tonyukuk adında bir genç öne çıktı. Kağan seçmeden önce bize kılıç, ok, yay ve yeni bir devlet lazım, dedi. Toplantıya katılan Türkler, bu genci büyük bir dikkatle ve hayranlıkla dinledi. O geceden sonra tüm esir altındaki Türkler, gizli gizli ok, yay ve kılıç yapmaya başladılar. Gün gelmiş, eli kılıç ve yay tutabilecek her Türk'e kılıçlar dağıtılmıştı. Artık Çin devletine karşı harekete geçilecek ve eski mutluluk ve özgürlüklerine kavuşacaklardı. Bir gece Tonyukuk'un önderliğinde Türkler çok çetin bir savaş başlattılar. Çin devletinin tüm askerlerini yenip yeni bir devlet kurdular. Yeni kurulan devlete bir kağan seçmek için yeniden toplandılar. Herkes Tonyukuk'un ne diyeceğini merakla bekliyordu. Toplantıda Tonyukuk sözü aldı. Yeni kurulan devletimizin ismi göklerin kudretinde ve tüm dünyaya örnek olsun. Devletimizin ismi Göktürk, kağanı da eski kağanımızın torunu İlteriş olsun, dedi. Toplantıya katılan Türkler, İlteriş'i kağan olarak seçtiler. Eski mutluluk ve özgürlüklerine kavuştular. Bilge Tonyukuk, Türkleri Çinlilerin baskısından kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturarak, Türk tarihinde çok önemli bir yer kazandı.